Hanımlar beyler, işte dördüncü yarışmacımız masadaki yerini aldı. Nurgül Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Emekliyim. Emekliliğin tadını çıkartıyorum. Oh ne güzel. Hiç göstermiyor. Genetik artılarınız var belli. Olabilir. Öyle derler. Öyle derler. Evet. Ben de sıradan bir şey demiş oldum. Gördünüz mü sevgili izleyen? Nurgül Hanım, neler yapıyorsun? Emeklilik dışında. Emeklilik, yani emeklilik zaten hani evde olmak anlamında değil ama işte ne bileyim resim yapıyorum. Koroya katılıyorum. İşte geziyorum, seyahat çok ediyorum. Güzel. Hatta yakın zamanda Arnavutluğa gittim. Neslihan Hanım'a efsane oldu ya. Aynen. Ne bileyim, Yunanistan'a gittim. Bunlar bu. İşte çok güzel, geziyorsunuz gezdim, da. Geziyorum. Harika. Da. Kelimelerle aranız nasıl? İyi. Yani iyi olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum tabii burada ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Bilmem ne. Onlar burada işler karışıyor. Evet. Normaldekini merak ettim zaten. Normalde de oynarım, severek de izliyorum. Üstelik sizi de çok seviyorum. Çok zarifsiniz. Çok da uzun zamandır takip ediyorum. Sizi Arzu Tramvayı'nda. Evet, Alice'de seyrettim. Ondan sonra ve çok da siz dijital kanallarda da sıkı takipçinizim. Ben o zaman ilk kelimeyi isteyeyim. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma. İyi nokta nokta yaptın. Halt. Halt. Halt, doğru cevap. Halt, yani haltı ben böyle kullanmıyorum açıkçası. Meğer o kadar da sorun bir şey değilmiş. Üstelik televizyonda da söyleyebildiğimize göre. Efendim, dört harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. İnşallah ara ara halt demem sevgili izleyenler. Buyursunlar. Arapça kökenlisi hukuk olan kelimenin Türkçe karşılığı. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Buyursunlar. T. Bir tane daha harf alayım. Aldık. Ü. Harf alayım. Aldık vallahi harf. Türe falan. Değil, uydurun. Tüfe, tüle, tüze. En sona tüpe, doğru. Tüze. Tüze doğru cevap. Beş harflere geçtik efendim. Gelsin, tek kelime bir cevaba ihtiyacım var. Alabileceğiniz üç harf kaldı. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret. Aynı zamanda bir kadın ismi. Harf alayım ben. Harf aldık. Böyle bir şey... G. Sembol. Ay... Harf alayım. Aldık. Sürge falan filan diye simge. Değil. Böyle parıltılı... Simge. Simge doğru cevap. Evet efendim, bir harfimiz kaldı alabilecek. 9200 puana ulaşmak için. Tamam. Ama sadece sorulara bakacağız diyorsanız siz de, ben size hatırlattım. Tamam. Harf aldığınız anda süre arttırmamız tamam. gerekecek. Efendim geldik bir başka beş harfli kelimenin sorusuna. Gelsin bakalım, tek kelime cevaba ihtiyacımız var. Bir kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Ya burası bizim nokta nokta. Ne alem? Değil. Bizim. Bizim nokta çöplük. Noktaya bekleriz. Yok. Ben tabii böyle konuşunca kadın ne desin, çöplük dedi. Öyle değil. Arapça kökenli. Bizim. Ya bizim nokta noktaya gelin. Mekan. Gibi bir şey. Bizim. O nokta noktadan ev bakıyorum ben. Bölge. Gibi bir şey. Bir harf alayım bari. Buyurun, harf geliyor. U. O noktada. Ay niye bilemedim ben. Bilemedik. Nasıl, başka nereden ipucu verilir? Ben o bölgeden ev alayım. Hı hı. O. Mahalle değil, bölge değil. Bir tane kaldı zaten diyebiliriz. O bizim... O mahallede arkadaşlarımız var gibi. Alın isterseniz. Alayım harf bir tane daha. Konu kapansa harf, ne yapıyorsak yapalım. Hudut falan gibi. Değil efendim.
Bir harf daha mı? Alayım, alayım. Harf, tamam. Muhit. Muhit doğru cevap. Muhit doğru cevap. Yapacak bir şey yoktu aslında Nurgül Hanım. Yani. Yoksa bir dakika boyunca bekleyecektik yani. Şimdi uçarak gideriz. Tamam. Zaten birincilik iddiamız kalmadığı için. Tamam. Siz bendeki ipuçlarını şimdi görün. Efendim altı harflilere geldik. Hayvanlar aleminden geliyor soru. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Balıklarda ve suda yaşayan memelilerde hareket ve dengeyi sağlayan organ. Yüzgeç. Yüzgeç doğru cevap. Yine altı harfli, kısmen tarihten geliyor. Bakalım nasıl bir soru. Eski dilde başkomutan anlamına gelen sözcük. Kumandan. Başkomutan. Bir erkek ismi aynı zamanda. Harf alın. Harf alayım. Evet. Farsça kökenliymiş. Bir tane daha alayım. Fısıldandı. Bir tane daha aldık. Tamam artık. Benim kardeşimin adı. İşte biraz da araştırın. Nurgül Hanım. Evet. Geniş değil. Serdar. Serdar doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir ikileme bu. Gelsin bakalım. Ben soruyu okurken durdurabilirsiniz harf alıp. Bir işin sıklıkla değil seyrek olarak yapıldığını anlatmak için kullanılan bir ikileme. Bir harf alayım. Aldınız. Evet. Durduralım, deneyelim. Seyrek olarak yapılıyor. Ara sıra. Ara sıra doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2600 puanımız var. Hiç fena bir puan değil bu. Yalnız 41 saniyemiz var. O biraz kalp kırıcı. Zorlayacak ama olsun. Çok hızlı davranmamız lazım. Ben de takip ediyor olacağım. Tamam. Ama aklınızda bulunsun. Yani sizin haberiniz yokken butona basarsam kızmayın. Tamam olur. Efendim ikinci 7 harfli cevabımız birleşik bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir ya da birkaç kişinin kol gücüyle genellikle kapıları kırmakta kullanılan demir araç. Şu şey. Evet. Eski tarihlerde evet. Falan. Top ne? Koçbaşı. Koçbaşı doğru cevap. Efendim geldik 8 harflilere. İki kelime arıyoruz. Cevap iki kelime yani. Biz şu soruyla o cevabı istiyoruz. Aha şu şimdi gönder soruyu. Ansızın alınan tatsız bir haberin insanda yarattığı etkiye verilen mecaz. Üzüntü. Harf alayım. Harf alın. Durdurun. O yarattığı etkiye verilen ad bu. Bu bir mecaz anlam içeriyor. Şeyde de olur. Mesela çok sıcak yaz günlerinde de buna ihtiyacımız olur. Tatsız bir haber insanda yarattığı etkiye verilen mecaz. Tamam, çok sıcak olduğunda mesela ne yaparız? Ne yaparız? Susarız. Yok yok. Başka bir şey. Kendimizi serinletmek için. Duş alırız. Ha? Duş. Ama nasıl? Sıcak değil. Soğuk duş. Soğuk duş. Doğru cevap. Efendim 8 harfli bir diğer aradığımız cevap kimyadan geliyor. Fransızca kökenli. Çapkın seni. Gelsin bakalım. Bir takım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi. Kağıdı vardır bunun. Aldınız, durdurun artık. Turnusol. Turnusol doğru cevap. Şimdi efendim bir birleşik kelime soracağım ama ben soruyu okurken harf alıp durdurabilirsiniz. Tamam. Gelsin bakalım iki kelime. Tertipli olma durumu için kullanılan sözcük. Harf aldı mı efendim? Evet. Derli toplu o değil. Üstünüze doğru düzgün. Değil. Üstümüze nokta verin. Neyi verin? Çeki düzen. Çeki düzen doğru cevap.
Yine 9 harfli efendim, gastronomiden geliyor kısmen. Aslında tek kelime olarak yazılıyor bu ambalajlarda ama galiba iki kelimeymiş. Hmm. Bu da hadi bak bilgi gibi bir altın bilezik, eşe dosta satılır sevgili izleyenler. Geliyor şimdi sorusu. Yine ben okurken fındık, fıstık, leblebi gibi yemek harfali dışında yenilen yiyecekler. Meyve hoş. Kuru yemiş. Kuru yemiş doğru cevap. Meyve hoş. Allah'tan kullanmıyoruz. Meyve hoş. Meyve hoş getireyim mi bir kase? Bak ne kadar kötü oldu. Efendim geldik 10 harflilere. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız olacak. İlk sorumuzda bakalım nasıl soruyoruz? Bir olayın kapısını harfali aralayacak zarif bir fırsat sunmak. Bir olayın... Sizin sunmanız. Yok. Çok hayırlı bir şeye. Vesile olmak. Evet, o sondaki harf vesile fazla. Vesile olma. Vesile olma doğru cevap. Son sorumuz efendim. İki kelime istiyoruz sizden cevap olarak. Gelsin bakalım. Toptan tek seferde harfali anlamına gelen bir söz. Aldı hanımefendi. Evet. Güzel yerden geldi. Topyekün yok. Gibi bir şey. Tek seferde anlamına gelen bir söz. Kerede mi? Değil. Tek seferde. Yine bir şarkı geldi aklıma. Neyse hiç asla şu an çok fena oldu. Evet. Tek diyor ya. Tekse yani. İlk, tek. Başka sayı olarak söyleyin. Bir. Bir. Bir kere deme. Yok. Nokta noktada silmek. Bir kalemde. Bir kalemde doğru cevap. Bayağı zorladık. Nurgül Hanım zorladık morladık. Aldık mı 8200'ü aldık. Aldık. Size helal olsun. Çok tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Aslında çok eğlenceli bir tur oldu bence. Keşke birinci de olabilseydiniz. Keşke. Bir dahakine inşallah. İnşallah. Çok hanımlar beyler Nurgül Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.